Nasıl hiç? Söyle bir tane. Sadece çok merak ediyorum. Acaba daha ne kadar kalabileceğim yalıda? Allah Allah. Kızım. Güzel kızım. Bu nasıl soru öyle? Sürekli bir şeyler oluyor. Geri gönderiyorsunuz beni. Yine bir şey olur gönderirsiniz. Cansu daha değerli çünkü. Kızım. Bundan sonra seni hiçbir yere bırakmayacağım. Bizimle kalacaksın yılda. Bir tane mi? Söz veriyorum sana. Söz verince ne oluyor baba? Dilara annem de birçok defa söz vermişti. Bak güzel kızım. Ben dava açıyorum sen biliyor musun? Ne davası? Senin nüfusumu almak için. Yıldırım abine söyledim. Hemen dava açıyor. Nasıl yani? Artık ben de mi Gürpınar olacağım? Evet bir tanem. Canım bak biz seni çok seviyoruz. Sen bir türlü anlamıyorsun. Cansu neyse sen benim için olsun. Herkes seni çok seviyor. İki annen de, Ozan da, Cansu da. Ne olursun artık iyi ol biraz. Tamam mı? Tamam. Söyle, başka bir şey mi yok? Baba. Söyle bir tane. Dedem, Teoman'ı... Kimse bilmeyecek değil mi? Anneme bile söylemeyeceğiz. Hayır kızım. Tamam, unuttuk o zaman. Dün gece kesin bir şey oldu anne, kesin. Oğlum bir dur, yoktur bir şey. Dedem defalarca beni aramış. Gülsen Hanım da Cansu'yu aramış defalarca. Kesin bir şey oldu anne, kesin. Ne olmuş olabilir Ozan? Peki Cansu Gülsen'i aradın mı? Ya sabah konuşmuşlar işte. Öylesine aradım, hal hatır sormak için falan demiş. Dün gece beni de aradı. Bir şey konuştunuz mu bari? Ne konuşabilirim ben Ozan Gülser anne? Konuşacak neyim olabilir? Anne seni belki Hazal için aradı. Artık sizin ortak kızlarınız var. Bunu anla. Bu kadar katı olma lütfen. Ozancığım benim Gülser anne hiçbir ortak noktam olamaz. Bu kadar. İyi. Hazal? Kızım? Anneciğim çok özledim seni. Anneciğim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bizi ziyarete mi geldin ha? Öyle demek istemedim anneciğim, yanlış anladın. İyi ki geldin, özlemiştim ben de seni. Hazal bundan sonra burada kalacak. Güzel. O zaman yuvana hoş geldin tekrar. Gel bakayım. Gel bakalım hadi. İçeri geçelim o zaman. İşler hazır. Ah, afiyet olsun yarasın. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkürler. Neyse, sakin. Gülseren nihayet. Ay öldüm meraktan ya. Ne oldu? Hazal çok mu geç geldi gece? Yo, 9'da falan geldi. Niye bir arayıp haber vermedin? O kadar dedim sana bana haber ver diye. Unutmuşum Derya. Ayol bir telefonlarına cevap verseydin. 100 kere aradım seni. Ay kapanmış kusura bakma. Derya ne bakıyorsun? Daha bir sürü işimiz var hadi. Oho.
geldi? Abi hep burada duruyordu. Nerede bu? Un burada da hamuru yoğurduk biz. Mayalanıyor. Boşuna kırdın yumurtaları, kurabiyeleri yaptık biz. Olsun, Serkan yer, seviyor. Şey nerede? Parça çikolata nerede? Her şeyi yerini değiştirmişsiniz ya. Burada buraya koyduk. Niye kendi kafanıza göre iş yapıyorsunuz? Gülseren, neyin var senin? Bir şey mi oldu? Allah'ım yeter. Yeter, al canımı kurtulayım ya. Al canımı kurtulayım. İyi bir anne olamadım ben. Allah gitti canım, gitti. Gülseren, ne olur sakin ol. Sakin ol arkadaşım, sen harika bir annesin. Canım benim, bak boşu boşuna parçalıyorsun kendini. Gülseren, canım arkadaşım, ne olur yapma. Bak seni bir daha böyle görmek istemiyorum. İçim parçalanıyor seni böyle görürken. Yine anne olamadım. Al canım. Geçti artık. Unut gitsin. Nasıl unutayım? Hazal'ım itin biriyle evden kaçtı. Nasıl unutayım? Hep benim yüzümden. Olmadı işte. Kız burada mutsuz. O hayata alışmış. Yalılar, hizmetçiler, arabalar. O burada kalır mı kalmaz. Keşke hiç gelmeseydi. Ya da asıl keşke hiç yanımdan gitmeseydi. Onu ne mutlu edebildim, ne de koruyabildim. Ya söyleme böyle. Sen onun için ne fedakarlıklar yaptın. Ben canlı şahidiyim. Kim kurtarmış biliyor musun? Rahmi Bey, ya. Bana o kadar kötülük yapan adama minnettarım şimdi. Hayır, ya kurtarmasaydı, ya geç kalsaydı ne yapacaktık? Ay Allah korusun. Ama sus sus. Ağzından yel alsın. Öyle kötü kötü şeyler düşünme artık, ne olur. Aa, yalnız görüyor musun dediği, Süpermen gibi. Nasıl kurtarmış kızı? Aferin. Derya, bu dün gelen adam olmasın sakın. Hani şu Gülseren'i soran. Herhalde, tanımıyorum ben. O. Ben anladım, kesin o. Hazal'ı kaçıran adama ne oldu? Cihan Bey polise verseydi. Yok, polise vermedi. Hazal'ın kaçırıldığı duyulmasın diye vermedi polise. Neyse işte, sonra da Rahmi Bey eve getirdi. Madem polise vermedi, bir güzel dövseydi, kırsaydı kemiklerini. Hastanelik etseydi de görseydi hırız düşmanı. Hazal nerede peki şimdi? Dilara'ya yolladım. Aa, niye? Bu olmadı. Çabuk pes etti. Ne yapayım nezaket? Ne yapayım? Kız burada yaşamıyor, kız burada mutsuz. Eğer beni zamanında hastanede karıştırmasaydım, ben yalıda yaşayacaktım, rahat içinde yaşayacaktım. Bu benim hakkım diyor. Hakkı değil mi? Yani... Tabii haklı da. Ama sen de annesisin be Gülseren. Mutlu edemedikten sonra annesi olmuşsun olmamışsın ne fark eder? Ben gideyim de şu kurabiyeyi bitireyim. Aslında doğru söylüyorsun. Mutlu edemesem de ben onun annesiyim. Bir Mazal'la konuşmam lazım. Can tamam, iyi yapmışsın. Hazal'ın tabii ki evi burası. Ama Hazal'ın burada olması Cansu'nun davasını tehlikeye atacak. Hakim iki çocuğu birden almaya çalıştığımızı öğrenirse ne olacak? Hazal mutsuz Dilara. Bu evde yaşamak istiyor. Zaten yaşayacak Cihan. Yani sadece birazcık sabretmesi gerekiyor. Dilara, ya senin kalbin taş mı? Ne alakası var şimdi? Ya çocuğu aldık bu evden, yıldan. Gönderdik tekrar eski hayatına. Dengesi bozuldu. İyi değil. Hazal kötü. Anlıyor musun? O yüzden burada yaşaması lazım. Sanki biz çocuğu sokağa atmışız gibi davranıyorsun. Başka bir çözüm olmalıydı. Başka hiçbir çözümü olamazdı Can. Yanlış bir şey de yapmadık. Biz ne yaptık? Çocuğu sokağa mı attık? Annesinin yanına gönderdik. Zaten biliyor Hazal geri döneceğini. Sence bize inanıyor mu? Bize güveniyor mu? Ha? Hiç düşündün mü? Allah Allah, niye inanmasın? Yalan mı söylüyoruz biz? Ortada ne varsa onu söylüyoruz işte. Kısa bir süre orada kalacak, sonra geri gelecek. Hazal'ı mı konuşuyorsunuz? Evet oğlum, babanla konuşuyoruz. Gel oğlum, gel. Can, önce ikimiz konuşsak ya. Kocaman delikanlı. O da bu evde yaşıyor. Duysun ne konuştuğumuzu.
Gel oğlum, dün gece ne olduğunu anlatayım. Evet, madem öyle ben de bunu soracaktım zaten. Baban 100 kere Ozan'ı aramış. Çünkü benim telefonum denizin dibindeydi Dilara. O yüzden bana ulaşamamışlar. Hazal evden kaçmıştı. Ne diyorsun canım? Evet, motorcu bir çocukla. İtin teki. Almış bir çiftliğe götürmüş Hazal'ı. Baba sen ne diyorsun? Bir şey yapmış mı? Yapamamış evladım çünkü deden yetişmiş. Cansu. Bir şey mi istedin canım? Yok. Odaları değişebiliriz. Yok, gerek yok. Burası iyi. Ya bak gerçekten, ben zaten mahkemeden sonra döneceğim. Yani burayı ben alabilirim. Sen gerçekten Gülseren'in yanına dönmek istiyor musun? Evet. Gülseren seni çok seviyor, değil mi? Niye öyle diyorsun? Seni de çok seviyor. Babam benim için de dava açacakmış. Nasıl dava? Beni de nüfusuna alacakmış. Güzel. Çok sevindim. Ve gerçekten Hazal bak sen bana inanmıyorsun ama ben senin iyiliğini düşünüyorum. Burada kalmanı istiyorum. Sonuçta bu senin hakkın. Neyse sen yerleş. Bir şeye ihtiyacın olursa beni çağır tamam mı? Sağ ol. Hazal. Efendim. Hiç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben niye buradayım o zaman? Aklım almıyor. Korkunç bir şey yaşamış çocuk. Mutsuz derken bunu kastediyordum işte Dilara. Peki Gülseren ne yapıyormuş acaba o esnada? Çocuk evden kaçarken motorla adamlarla buluşurken ne yapıyormuş, neredeymiş? Bunu mu tartışalım şimdi? Evet canım bunu tartışacağız. Benim anneliğimi sorgularken iyiydi de onunkini sorgularken kötü mü şimdi? Gülseren sorguladı zaten kendini. Anneliğini de sorguladı. Ben bakamıyorum, sahip çıkamıyorum. Al yalıya götür dedi. Gülseren gönderdi yani, kendi gönderdi. Evet, aynen öyle oldu. İyi, isabetli bir davranış olmuş. Aferin. Ya yeter. Şimdi konumuz bu mu? Kim haklı, kim suçlu onu mu tartışacağız? Adam yakalanmış mı bari? Hayır. Niye polise gitmediniz mi? Haber vermediniz mi? Hayır. Niye? Niye? Çünkü sayende bütün gazeteciler peşimizde. En ufak şeyimize haber yapıyorlar. Ne diyecektik? Kızımız tecavüze uğruyordu. Zor yetiştik mi diyecektik? Sen çıkar her yerde konuşurdun. Hı hı, konuşurdum. Peki dedemin nasıl haber olmuş bundan? Gülseren'e gitmiş. Orada öğrenmiş. Gülseren'e mi gitmiş? Niye gitmiş? Özür dilemek için. Ne için özür diliyor? Oğlum Gülseren'e tezgah kurdu ya deden. Hatırlamıyor musun? Hazal'da alet etti. Pişman olmuş yaptığına. O yüzden özür dilemeye gitmiş. O gittiğinde de Hazal'ı görmüş motora binerken. Sonra peşine düşmüş bulmuş işte. İyi ki gitmiş. Hı hı. Ne? Gerçekten iyi ki gitmiş. Tamam canım ben de onu söylüyorum işte. İyi ki gitmiş.